Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 17 Temmuz'da Türkiye saatine göre akşam 21.32'de 24 derece Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. Yöneticisi ay olan öncü nitelikli su elementine ait bir yeni ay, yaz mevsiminin de kendini güçlü olarak hissettirdiği bir dönemi işaret ediyor. Yengeç yeni ayı duygularımıza hitap eder. Yengeç Burcu bizim en derindeki duygusal ihtiyaçlarımız, yakınlarımız, ailevi ilişkilerimiz, ev, yuva, güvenlik gibi alanlarımızla ilgilidir. Geçmişe ait konularda daha fazla enerjiler aktif olabilir bu dönemde. Bize geçmişi hatırlatacak konulara, çocukluğumuza, çocukluğumuzun geçtiği alanlara, yakın ilişkilere, aile köklerimize, bu yeni aile birlikte daha fazla yönelebiliriz. Ev, barınma, güvenlik gibi en temel ihtiyaçlarımız, aile, özellikle anne çocuk ilişkileri, çocuk doğumu gibi konular, beslenme gibi konular Yengeç Burcu tarafından yönetilmektedir. Ve ki, bu yeni ay gerek kişisel yaşamlarımızda gerek toplumsal alanlarda bu alanlardaki beklentilerimizi, gündemlerimizi daha fazla ortaya çıkarabilir. Yükselende Kova Burcu olduğunu görüyoruz ve yeni ay haritanın 6. evinde konumlanıyor. Plüto Oğlak Burcu'nda yeni ayla karşıt açıda ve artık Koç Terazi aksına geçmiş olan ay düğümleri de yeni ayla bir dik açı yapıyor. Aslında bazı gerginliklerin, streslerin, baskıların da hissedilebileceği bir dönemdeyiz bu yeni ayla birlikte. Özellikle yaşamımızda dönüşmesi gereken konular varsa, İşte bu alanlarda alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımızla ilgili alanlarda, geleceğe dair beklentilerimizle ilgili alanlarda daha fazla endişenin, kaygının ortaya çıkması mümkün görünüyor. Birinci derecede öncü burçlarımız etkileniyor yeni aydan. Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Bu burçlarda güneşiniz, yükselen burcunuz olabilir. Yeni ay 24 derecede olacağı için artı eksi 5 derece aldığımızda 19 ile 30 derece aralığında öncü burçlarda kişisel gezegenleri olanlar bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirler. 6. evde yerleşiyor olması yeni ayın günlük hayatımızın detaylarına dikkat çekiyor. Yani yaşadığımız mekanlar, çalıştığımız ortamlar, alışkanlıklarımız, beslenmemiz, temel ihtiyaçlarımız, genel sağlığımız, hijyenimiz, tüm bu alanlardaki bize hizmet eden konu ve kavramlar yeni ayda gündemimizde. Burada da bir düzen kurma ihtiyacı içerisinde olabiliriz. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak, işte ev almak, satmak, kiralamak, evimizde yapılacak düzenlemeler, yaşadığımız mekanların düzenlenmesi, buralarda yakınlarımızın, ailemizin, sevdiklerimizin, çocuklarımızın ihtiyaçları, bu temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bizim çabalarımız, kaygılarımız da tabii ki ekonomik konularda yeni ayda önemli hale geliyor. Yeni ay Türkiye haritasının da ikinci evini yönetmekte Yengeç Burcu. Burası da ekonomik anlamda ülkemizin kaynaklarıdır, kazanımlarıdır, maddi değerleridir. Sahip olduğu değerlerin kullanımlarıdır, yatırım gibi konulardır. Ekonomik anlamda da kaygıların, endişelerin zaman zaman çok fazla öne çıktığını, en azından o güvenlik, barınma, işte ev konularında, aile, evlilik, evlenmek isteyen kişilerin, özellikle gençlerin biraz daha bu alanlardaki kaygılarının artması, işte ailemizin ihtiyaçlarını karşılama konusunda çabalarımız ama yine bir şekilde endişe ve kaygı hissetmemiz mümkün. Zorlaşan ekonomik koşulların bu anlamda en temel anlamda toplumun önemli yapısı olan aile konularına ve ailedeki huzura, güvenliğe, gerekli ihtiyaçlara, beslenme, barınma gibi bu konulardaki ihtiyaçlarımızın karşılanmasına yönelik kavramlara burada yeni ay çok daha fazla vurgu yapıyor. Evet, tabii ki emlak sektörü, inşaat alanları falan da Yengeç Burcu konularıdır. İşte emlak fiyatlarının artması, kiraların kontrolsüz yükselişleri, bu durumda halkın çektiği maddi sıkıntılar, kaygılar, yoksunluklar,
ve bu alanda belki ülkemiz adına yapılması gereken bazı düzenlemeler, ele alınacak konular bu yeni ayın kapsamında ele alınabilir. 6. ev kamu alanını çalışan kesimi, hizmetlileri de yönettiği için kamu alanında çalışanların, görev yapanların, işçilerin, memurların, emeklilerin, aynı zamanda hizmetlilerin gelirleri, maaşları, hani buralardaki düzenlemeler, işte ihtiyaçları karşılamaya yönelik en azından yapılacak bazı düzenlemeler, çabalar da yeni ay ve yeni ayı takip eden birkaç hafta boyunca daha fazla konuşulabilir, daha fazla bu alanlardaki beklentilerimiz artabilir. Evet, ay düğümlerinin koç terazi aksına geçtiğinden bahsettim. Bu tabii ki önemli bir gelişme. Son 1,5 yıldır akrep boğa aksındaydı ay düğümleri. Şimdi önümüzdeki 1,5 yıl kuzey düğüm koçta, güney düğüm terazide olacak. Kadersel temalar taşır bu. Tutulmalar da bu aksa meydana geldiği için büyük resmi görmeye çalıştığımızda, daha etkili olan yaşamımızda, büyük planları değiştiren, önemli hayatımızda değişimler, dönüşümler getirebilecek enerjilerden bahsediyoruz. Son 1,5 yıldır kuzey düğümün boğada olması, güvenlik alanlarımızda biraz daha tutucu, daha ısrarcı, değişime direnen bir yapıda olduğumuzu gösterdi bize. Tabii ki Uranüs'ün de boğa burcunda olması, ne kadar tutunsak da bu konuya, değişime dirensek de, yine Uranüs kontrol dışı değişimler ve bunu yapmak için de daha fazla zorluk getirdi hayatımıza. Şimdi kuzey düğümün koça geçmesi, kişisel ve toplumsal alanlarda bireysellik anlamında daha fazla mücadele, daha fazla cesaret, daha fazla savaş anlamına geliyor aslında. Koç burcunun 29 derecesindeki ay düğümleri Temmuz ayında tutulma derecesini de tetiklediği için önemli. Biliyorsunuz 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda güneş tutulması yaşamıştık. Şimdi ay düğümleri bu noktayı tetikliyor. Üstelik 29 derece Oğlak burcunda şu anda gerilemekte olan Plüto da ay düğümlerine tam kare açı yaparak aynı zamanda stresi arttırıyor. Aynı zamanda tutulma derecelerini çok fazla tetikliyor. Bu daha kolektif alanda, daha toplumsal alanda önemli etkiler getirmekte. Baskıların, otoriteyle mücadelenin özellikle çok öne çıktığı bir dönemdeyiz. Burada kuzey düğüm koç, bireysel anlamda hayatımızda bazı dönüşümler istiyorsak, baskılar hissediyorsak, bunlara karşı gelme, direnme ve bunları değiştirme yönünde daha fazla inisiyatif almamız gerektiğini, harekete geçmemiz, mücadele etmemiz, savaşmamız anlamına geliyor. Cesaret ve liderlik de Koç burcuyla alakalıdır. Dolayısıyla liderliklerin, herhangi bir konuda öncülük yapan yapıların, kişilerin dikkat çektiği bir dönemde olacağız. Bu bir toplum da olabilir dünya üzerinde. Yani diğer topluluklara, diğer ülkelere öncülük edebilecek, liderlik edebilecek, örnek olabilecek bazı davranışlar, yapılar da olabilir. İnisiyatif aldığımız takdirde yaşamımızda kendimizi gerçekleştirme ve kimliğimizi oluşturma imkanları da bulabiliriz. Güney düğümün terazide olması, yaşamımızda sahip olduğumuz ilişkilerin, ilişki deneyimlerinin aslında tecrübe anlamında bize çok şey kattığını gösteriyor. Ama terazide bir uzlaşma, denge vardır. Güney düğüm terazi olunca uzlaşma, denge, barış, adalet gibi konularda biraz sıkıntılar oluşabilir. Eğer sırf uzlaşma için, hani savaş olmasın, sorun çıkmasın diye aşırı taviz verdiğimiz konular varsa yaşamlarımızda, buralarda biraz sıkıntılar oluşabilir. Bununla birlikte ilişkilerde edindiğimiz tecrübelerin bize katkıları da olacaktır. Özellikle evlilik gibi, işbirlikleri gibi, yakın arkadaşlıklar gibi alanlarda bize destek olacak güçlü ilişkiler, bizi ileriye taşıyacak, hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak ilişkilerden de destekler bulabiliriz. Ama bu ilişkiler bize köstek oluyorsa, artık onları belki yaşamımızdan çıkarabilir, daha özgür, daha bireysel hareketlerde bulunabiliriz. Bu önümüzdeki 1,5 yılı etkileyecek önemli bir enerji değişimi tabii ki. Ve 6 ayda bir bu koç terazi aksındaki tutulmalarla birlikte bu alan daha fazla aktifleşecek. Ama Temmuz ayında özellikle tutulma derecesinin tetiklenmesi, Plüton'un bu aksı etkilemesi çok daha güçlü toplumsal olayları biraz daha öne çıkaracak gibi görünüyor. Savaş enerjisinin, koç enerjisinin dünya üzerinde dikkat çektiğini, aktifleştiğini görebiliriz ve dikkat çeken liderler,
öncü hareketler, öncü gelişmeler de söz konusu olabilir. Şimdi yeni ayın burçlarınıza göre, yükselen burçlarınıza göre özellikle etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, yengeç burcundaki yeni ay sizin için çok önemli. Öncü bir burçta olacak bu yeni ay. Dördüncü evinizde meydana gelecek. Oğlak burcundaki Plüton'un ay düğümlerinin de önemli açıları var. Kuzey düğüm sizin burcunuzdaki hareketine başladı. Artık hayatınızı değiştirecek bazı konularda bireysel anlamda daha cesur, daha fazla savaşçı, daha girişken davranmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Bu bir yer değişimi, taşınma, genel yaşam düzeninizde olacak bir değişim olabilir. Kariyerinizle ilgili alanlarda vereceğiniz kararlar olabilir. Toplumdaki statünüzü etkileyebilecek bir dönemdesiniz. Yani evlilik, belki bir evliliğin bitmesi, belki bir işe başlama, bununla bağlantılı olarak yer değişiklikleri, ev değişiklikleri gibi konular sizin yaşamınızda daha kadersel, düzen değiştiren, toplum önündeki tutumunuzu, duruşunuzu etkileyen kavramlardır. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 ile 30 derece arasındaysa, son dekanda doğmuş bir koçsanız çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Aile ve ebeveynlerle ilgili konu ve kavramlar yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde daha fazla ilgi alanınızda olabilir. Ailenizle daha fazla bir arada olabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgilenebilirsiniz ya da aile içerisinde bazı yenilikler olabilir. Ev ortamında, yaşadığınız mekanlarda da bazı yenilikler olabilir. Ev almak, satmak, kiralamak gibi konularınız varsa ve bu alanlarda biraz gelecek kaygıları, endişeleri de hissediyorsanız, bu yeni ay artık bir şeyleri değiştirmek adına daha kararlı olmanız gerektiğini ve bazı önemli adımlar atmanız gerektiğini de işaret ediyor. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 3. evinizde doğacak. Bu yeni ay yakınlarınızdaki kişilerle olan ilişkilerinizi özellikle daha fazla gündeme getirebilir. Aile ve yakın ilişkiler, daha çok kardeşler, akrabalar ve onlarla ilgili temalar yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde sizin için önemli olabilir. Bir eğitimle ilgili bir konunuz varsa, bir eğitime başlamak ya da bir eğitimi tamamlamakla ilgili gündemleriniz varsa, evet, yeni ay yeni kapılar açabilir size. Yolculuklar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Bu yeni ay kısa uzun bazı seyahatler getirebilir. Yurt dışı ile ilgili beklentileriniz varsa, yasal anlamda hani bir vize konusudur, pasaporttur, yurt dışında yerleşme ile ilgili yasal bazı konularınız olabilir. Buralarda bazı baskılar hissediyor olmanız mümkün. Bunlarla da ilgili belki bazı yeni yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Herhangi bir ticari konuda da bir karara varmanız, içinde bulunduğunuz bir belki şartları değerlendirip bir teklif almanız da mümkün görünüyor sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, yengeç yeni ayı 2. evinizde, yani para evinizde doğacak. Bu yeni ay parasal kazançlarınız anlamında yeni kapılar açabilir size. Tabii ki bir işe başlama konunuz gündemde olabilir. Plüton'un karşıt açısı parasal baskılar hissedebileceğiniz bir süreçte olduğunuzu gösteriyor. Belki bir yatırım, bir ev alma, emlak alma, kiralama gibi konunuz var ama zorluklar hissediyor olabilirsiniz. Bir kredi alma konusunda ya da bir borçlanma, borç ödeme konusunda baskılar hissediyor olabilirsiniz. Bu yeni ay hayatınızda yapılacak yeni girişimler ve değişimler için size biraz daha cesaret verebilir. En azından maddi durumunuz, gelir gider dengenizle ilgili alanlarda netleşebilirsiniz ve bu alandaki kazançlarınız ve harcamalarınız alanında daha planlı hareketler de bulunabilirsiniz. Şu ana kadar hissettiğiniz bazı baskıların dönüşümüne yönelik de çözümler üretmeniz, yardımlar almanız mümkün görünüyor sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, sizin için yılın en önemli dönemi, tabii ki bu yeni ay sizin yeni ayınız. Özellikle doğum günü 17 Temmuz ve yakınlarında olan sevgili yengeçlerimiz, tüm yıla yayılan bir yenilik, bir yeni başlangıç enerjisi altındasınız. Yükselen burcu da 24 derece ve yakınlarında olan yükselen yengeçleriniz için önemli bir dönem. Yeni kararlar vermeniz, yeni başlangıçlar yapmanız, yaşamınızda bir düzen kurmanız mümkün. Kuzey düğümün koçta olması, kariyeriniz ve geleceğinize ait konularda artık inisiyatifi ele alıp harekete geçebileceğinizi işaret ediyor. İlişkilerinizle
ilgili kararlarınız olabilir. Bitmesi gereken bazı ilişkilerde artık bitişlerin, dönüşümlerin söz konusu olduğu bir dönem. Tabii ki evlilik gibi, işbirlikleri gibi bazı yeni ilişkiler de hayatınızda kadersel anlamda, statünüzle, toplumdaki duruşunuzla ilgili alanlarda yeni kapılar açabilir size. Yer değişimleri, taşınmalar, görev değişimleri gibi konularda. Hatta fiziksel anlamda, imajınızda, görünümünüzde de bazı değişimler yapabileceğiniz bir yeni ay döngüsündesiniz sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 12. evinizde doğacak. Yeni ay hayatı biraz sorguladığınız, kendi iç dünyanıza yöneldiğiniz, farkındalığınızın arttığı bir dönemi işaret ediyor. Şu ana kadar uygulamadığınız bazı yetenekleriniz varsa onları keşfetme dönemi. Bu için içe yönelişler, tefekkür, ruhsal konulara yönelme, bilinçaltı çalışmaları, terapiler falan iyi gelebilir size. Biraz dinlenme ve tatil için bir geri de çekilebilirsiniz. Venüs burcunuzda keyif, konfor arayışlarınız öne çıkıyor. Bu yeni ayda güzellik, estetik, kişisel bakım, sağlık gibi konular da önemli olabilir. Sağlığınızı iyileştirmek adına, yaşam kalitenizi arttırmak adına şöyle bir yaşamınızın düzenini gözden geçirebilirsiniz bu yeni ay ile birlikte. Venüs artık retroya geçmek üzere hazırlanıyor. Ekim ayına kadar da biliyorsunuz Venüs burcunuzda olacak ama bir uzun süreli bir retro hareketi var. 25 Temmuz'da başlayacak. 5 Eylül'e kadar devam edecek. İşte bu dönemde yaşamınızdaki hem sevgi, değer konularını, özdeğer konularını biraz daha içselleştirip daha fazla sorgulayabileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Aynı zamanda maddi konular, parasal kazançlarınızla ilgili alanlarda da belki daha dikkatli olmanız gereken, elinizdeki kaynakları değerlendirme konusunda biraz daha dikkatli olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 11. evinizde doğacak. Bu yeni ayla birlikte yaşama bakışınız, gelecekten beklentileriniz biraz daha ön planda. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Umutlarınız, dilekleriniz var. Yeni projelerle karşılaşabilirsiniz. Sosyal hayatınızda canlanmaların, arkadaşlıkların, yeni tanışmaların olması mümkün. Yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde sizi keyif veren toplantılara, davetlere katılmanız, grup etkileşimleri içerisinde olmanız mümkün görünüyor. İş hayatınızda da kendinizi ifade etmenizi sağlayacak bazı güzel projeler karşınıza çıkabilir. Mars burcunuzda çalışkansınız, mükemmelliyetçisiniz. Bu dönemde gerçekten enerjinizi çok yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz. Eğer sosyal anlamda arkadaş grupları içerisinde sizin için çok doğru olmadığını düşündüğünüz bazı arkadaşlıklar varsa bunları da gözden geçirip bazı düzenlemeler yapabilirsiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, öncü bir burçsunuz. Tabii ki sizin için de önemli bir yeni ay. Yengeç burcunda kariyer evinizde doğacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok daha önemli olabilir. Yeni bir işe başlamanız, mesleki anlamda adımlar atmanız mümkün. Tabii ki yer değişimleri, taşınmalar, atamalar ve benzeri konular olabilir. Toplumdaki statünüzü, kariyerinizi etkiler bu yeni ay ve bu alanlarda bazı kararlar verebilirsiniz. Bazen ilişkilerimizle de ilgili olabilir bu. Evlilik gibi konular, işte ayrılıklar olabilir. İşte evde ailenizle yaşıyorsanız belki kendinize yeni bir düzen kurabilirsiniz. Evlenebilirsiniz. Ya da bitmesi gereken bir ilişkiyi bitirip yine kendinize farklı bir düzen kurabilirsiniz. Bu yer değişimleri, taşınmalar şeklinde olabilir. Daha köklü iş değişimleri, kariyerde olabilecek bazı değişimler şeklinde de olabilir sevgili teraziler. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 9. evinizde doğacak. Bu yeni ay hayata bakışınızı, umutlarınızı arttırıyor. Birazdan maneviyatın, ruhsal konuların öne çıktığı bir dönemdesiniz. Seyahatler edebilirsiniz. Bu yeni ay size güzel yolculuklar, seyahatler getirebilir. Bir tatil organize edebilirsiniz. Yurt dışı ve uluslararası konularda, yabancı ülkelerle bağlantılarda hareketlilik artıyor. Yurt dışında okumak, yurt dışı bağlantılı işler, uluslararası işler, yurt dışı seyahati gibi ya da çalışmakla ilgili konularda bazı hedefleriniz varsa işte adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz. Evet, bazı baskılar hissedebilirsiniz. Yasal süreçlerde sıkıntılarınız olabilir. Ama bunların aşılması adına da önemli kararlar verebileceğiniz bir dönemdesiniz.
sevgili akrepler. Manevi konularda sezgilerinizin yükseldiği bir dönem. Çocuklarınız, çocuklarınızın eğitimi ya da sizin akademik işleriniz, eğitimle ilgili konularda da yeni hedefler belirleyebileceğiniz, bu alanlarda harekete geçebileceğiniz bir süreç başlayabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Yengeç burcundaki yeni ay 8. evinizde doğacak. Bu yeni ay parasal konularda hesaplarınızı gözden geçirebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Borç alacak konularında bazı ihtiyaçlarınız varsa, bir kredi başvurumu gibi örneğin, bir borçlanma gibi, buralarda adım atabilirsiniz. Bunun yanı sıra sigorta, emeklilik, tazminat, burs, işte belki bir nafaka, miras konusu, buralarda da bu yeni ay yeni adımlar atmanızı teşvik edebilir, gündemler yaratabilir yaşamınızda. Maddi baskılar hissediyor olabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılama konusunda zorluklar olabilir ya da size ait bazı kaynakların satılması, kiralanması ve bu yolla elde edilecek gelirler anlamında bazı önemli kararlar vermeniz gerekebilir. İşte tüm bu etkileri bu yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde gündeminize alabilirsiniz. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yengeç burcundaki yeni ay sizin için de çok önemli. Karşıt burcunuzda meydana gelecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 24 derece ve yakınlarındaysa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bu yeni ayda yeni bir tanışmayla olması, hayatınızda yeni bir ilişki olması mümkün. Evlilik kararı alabilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz, evlenebilirsiniz. Tüm bunlar hayatınızda dönüşümler getirecektir ve burcunuzdaki Plüto bu alanlarda baskılar da yaratıyor. Eğer sorunlu ilişkileriniz varsa bu ilişkilerinizi çözmek adına belki bazı kararlar alabilirsiniz. Tabii ki kariyerinizi etkileyecek, işinizi etkileyecek, işte işbirlikleri, ortaklıklar, yakın ilişkiler alanında da yeni ay size yeni kapılar açabilir, gündemler getirebilir. Parasal konularda kaynaklarınızı doğru değerlendirdiğinize emin olun. Yatırımlar konusunda biraz daha planlı, programlı hareket etmelisiniz. Özellikle eşinizin kaynakları ya da bir böyle evlilik, ayrılık, boşanma gibi bir konuda bir nafaka, miras, tazminat gibi bir mevzu varsa buralarda da biraz daha hesaplı, daha dikkatli davranmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 6. evinizde doğacak. Günlük hayatınızın temalarına, genel sağlığınıza, iş, çalışma, yaşam koşullarınıza dikkat çeken bir yeni ay. Güvenlik, barınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarınızda bazı beklentileriniz var ve bu alanlarda kaygılarınız, endişeleriniz varsa bunları sağlamak adına veya buraları düzenlemek adına bazı adımlar atabilirsiniz. Bu bir yeni fikir, yeni bir düşünce, yeni bir uygulama da olabilir. Mesleki anlamda bir adım atmanız, yeni bir işe başlamanız, çalışıyorsanız iş ve çalışma koşullarınızın verimini arttırmak adına bazı çabalar içerisinde olmanız, yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, yardımcınız, asistanınız ve buralarda yapılacak düzenlemeler, bu yeni ayın konuları arasında. Bununla birlikte sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. İşte beslenmenizi düzenleyebilirsiniz, ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuzla ilgilenebilirsiniz ya da belki tedavilerinizde bazı değişimler, düzenlemeler olabilir. Ve birçok kova için bu yeni ay evcil hayvanlarla da ilgili gelişmeler getirebilir. Eğer şu ana kadar bir evcil hayvanınız yoksa bu yeni ay evcil hayvan sahiplenmek için de size fırsatlar getirebilir. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, yengeç burcundaki yeni ay 5. evinizde doğacak. Burcunuzdaki Neptün'le de güzel bir açıda, romantik, duygusal, hassas, yaratıcı bir yeni ay bu. Hayatın keyifli yanlarına, eğlenceli yanlarına daha fazla yönelebilirsiniz. Sevdiğiniz kişiler, yakınlarınız, aileniz ve özellikle çocuklarınız bu yeni ayda gündeminizde. Tabii ki eğer bir çocuk sahibi olmak istiyorsanız, hamilelik için, doğum için bu alanlarda yeni ay size fırsatlar getirebilir. Çocuklarınız varsa onlarla daha fazla zaman geçirebilir. Keyifli bazı faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. Belki bir tatil organize edebilirsiniz. Çocuklarınızın eğitimi ve gelişimiyle ilgili bazı kararlar vermeniz de mümkün. Ve tabii ki balıklar, aşk hayatınızda bir yeni adım olabilir. Aşık olabilirsiniz. Romantik karşılaşmalar olabilir. Süre gelen ilişkilerinizde romantik fırsatların bu yeni ayda artmasını bekleyebiliriz. Eğer bazı baskılar hissediyorsanız ilişkilerinizle ilgili alanlarda da kararlar vermeniz, ilişkilerinizle ilgili kararlar vermeniz mümkün görünüyor. Şans faktöründe tabii ki 5. ev dolunayları, yeni aylar genel olarak şanslıdır. Buralarda para, parasal kazançlar, yatırımlar, risk alanlarında, spekülatif alanlarda
özellikle yeni ay size bazı yeni fırsatlar getirebilir. Kaynaklarınızı iyi değerlendirme konusunda, kişisel becerilerinizi, yeteneklerinizi değerlendirme konusunda da yeni açılımlar hayatınızda söz konusu olabilir sevgili balıklar.